Değerli arkadaşlar merhabalar. Herkese iyi günler diliyorum. Evet, bugün piyasada önemli bir hareketlilik söz konusu. Dolar-TL kurunda önemli bir atak yaşandı ve borsada ise ciddi satışlar yaşanmakta. Ve bu tablo dahilinde sizlerden gelen yoğun sorular gereği bir gün ortası yorumu verme ihtiyacını hissettim. Değerli arkadaşlar, bu analizde öncelikle Dolar-TL'nin içinde bulunduğu durumu ve ardından da borsadaki tabloyu ve yaşanmakta olan gelişmeleri kısaca sizlere aktarmaya çalışacağım. Şu ana kadar oluşan veriler itibariyle. Sevgili arkadaşlar, genel anlamda dünya genelinde doların değer kazanma eğilimi içerisinde olduğunu ve dolar endeksinin yükseliş trendini devam ettirdiğini görmekteyiz. Doların Japon yeni karşısındaki değer kazanımı ve yine euro dolar karşısındaki değer kazanımı devam etmekte. 1.13 üzerinde tutunamayan euro dolar karşısındaki tablo 1.12.43'lere kadar geri çekildikten sonra şu anda 1.12.50'ler civarında işlem görmekte ve altın fiyatlarında ise doların revaçta olduğu bir anda altın fiyatlarında ise olumsuz veya zayıf seyrin devamını görmekteyiz. Sevgili dostlar, bugün özellikle dün mazbata iyimserliği ile birlikte 5.70'lere kadar geri çekilen bir dolar seyrine ve ardından kısa bir süre içerisinde tekrar 5.75'lere ulaşan bir tepkinin yaşandığını gördük. Zannediyorum ki sizleri zaman zaman uyarıyorum. Ani hareketlerden ve panik işlemlerden mutlak surette kaçınmalısınız. Piyasa son derece oynak ve yapılması gereken tek şey trendin devam edip etmediğini takip etmek üzere kararlar vermektir. Trendimiz neydi arkadaşlar? Beyaz ve sarı eğrimizin oluşturduğu, çizgilerimizin oluşturduğu bir ana hattımız bulunuyordu. Bu ana hattımız dün itibariyle 5.70-41 seviyesinde bir destek oluşturmuştu ve biz dün 5.70-60 seviyesine yani bu 5.70-41'e çok yakın bir noktaya gelirken buradan tekrar tepki bulmayı başarmıştı dolar. Şimdi arkadaşlar son durum itibariyle Dolar-TL'nin bu kanal içerisindeki destek seviyemiz 5.71.16'ya, direnç seviyemiz ise 5.86.55 seviyesine yükselmiş durumda. O halde sevgili dostlar, oluşabilecek olan geri çekilmelerde bugün itibariyle 5.71.16 ve 5.86.55 seviyesi ise yaşanabilecek olan yükselişlerde bir direnç olarak karşımızda bulunuyor. Bugün veya önümüzdeki kısa süre içerisinde 5.85 seviyesi aşılır mı, aşılmaz mı? Arkadaşlar 5.85 seviyesinin önemi neydi? 22 Mart tarihinde swap krizinin yaşandığı bir dönem vardı biliyorsunuz ve 5.84.50 seviyesi en yüksek nokta olarak görülmüştü. Bugün ise 5.85.14 seviyesinin en yüksek seviye olarak görüldüğüne tanık olmaktayız ve şu anda 5.85 seviyesi genel anlamda bir direnç özelliğini gösteriyor. Ancak arkadaşlar bizim esas direncimiz şu an itibariyle sarı çizgimizin oluşturduğu 5.86.55 seviyesidir ki 5.85 seviyesinin aşılma ihtimali son derece net bir şekilde mevcuttur. Zira bugün özellikle yabancı basında aslında yabancı basında son birkaç gündür TL aleyhine ve ekonomimiz aleyhine önemli haberler çıkmakta, önemli yayınlar yapılmakta. Bugün de değerli dostlar, özellikle Financial Times önderliğinde çıkan bazı haberler Merkez Bankası'nın rezervlerinin son derece alarm verecek seviyelere kadar geri çekildiğini, azaldığını ifade ediyor ve bu haber piyasalardaki önemli hareketliliğe ve gerginliğe sebep olan en önemli etken konumunda. Zira bu hususta Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yapılan açıklama bu haberlerin abartılı olduğu yönünde olsa bile maalesef ki yabancı biraz daha farklı bir pencereden bakmakta ve kendi tespitlerine daha da çok önem vermekte. Arkadaşlar rezervlerin azalmış olması ve önümüzde ödenmesi gereken son derece önemli bir dış borç stoğumuzun bulunması tabloyu biraz daha karamsar haline getiriyor ve yine Merkez Bankası'nın swap konusundaki hamleleri de içinde bulunduğumuz tablonun veya Merkez Bankası'nın ne ölçüde dolara ihtiyaç duyduğu veya piyasanın bir diğer pencere itibariyle de TL'ye ne kadar sıkışık olduğunun bir göstergesi olmakta ve uygulanan swap politikaları ise Merkez Bankası'nın piyasaya daha doğrusu kamu bankalarına döviz vermek veya borç vermek manasında döviz rezervlerinin azalıyor olması paralelinde yabancıların bu husus son derece yakından dikkatini çekmiş olmalı ki TL'ye yönelik baskılarını biraz daha artırmış durumdalar. Arkadaşlar bir kez daha ifade etmek gerekirse şurada görmekte olduğumuz yeşil kesik çizgilerimizin sınırlamış olduğu bir 5.79-39-5.80 seviyemiz bulunuyor.
5.80 seviyesi üzerinde burayı bir ara direnç olarak kabul ediyorduk analizlerimizde biliyorsunuz. 5.80 üzerinde yaşanabilecek olan iki kapanış artık bu seviyenin destek haline geldiği ve şu sarı çizginin ciddi bir şekilde zorlanma eğilimi içerisine girilebileceği ve bu paralelde ise 5.85 aşılmak suretiyle 5.88-5.92 bölgesinin test edilebilmesi bir başka ifadeyle o anki tansiyonun durumuyla da alakalı olmak kaydıyla genel anlamda 6 seviyesine doğru bir atağın hareketliliğin yaşanma olasılığını artırmakta. Bu tabloyu arkadaşlar hangi durum bozabilir? Eğer ki bu hususu etkileyen faktörler içerisinde biliyorsunuz seçim belirsizliği de vardı. Mazbata'nın teslim edilmiş olması bu belirsizliği tamamıyla ortadan kaldırmıyordu. Önümüzdeki günlerde muhtemelendir ki Cuma günü piyasalar kapandıktan sonra veya piyasaların tamamıyla kapalı olduğu cumartesi günü itibariyle YSK'dan bir karar çıkabilir. Ve bu çıkan karar eğer ki seçimlerin yenilenmeyeceği ve bu şekliyle tescil edilmiş olduğu şeklinde bir karar iddiası söz konusu olur ise böyle bir tabloda dolar TL'de yeniden bir geri çekilme eğilimi olabilir. Dün yaşadığımız gibi ancak bu tarz durumlar dolar TL'nin net bir şekilde aşağı eğilim içerisine gireceği anlamına gelmiyor. O anki tansiyon veya o anki haber trafiğini bir bahane olarak kullanmak suretiyle gelen kar satışları veya daha da aşağılardan alım yapabilmek için bir fırsat, bir bahane yaratma sebebi olarak değerlendirilebilmekte. Buna hazırlıklı olmak gerekiyor arkadaşlar. 5.85 zorlanıyor ama bu seviye artık bu seviyenin daha da aşağıları veya 5.80'in daha da aşağıları görülmeyecekmiş gibi net bir beklenti içerisinde olmak doğru değil. YSK kararı bu hususta önemli bir etken yaratabilir. Dediğim gibi gelebilecek olan bir tescil kararı tekrardan 5.70 seviyelerine doğru ve hatta 5.68-5.70 aralığına yönelik bir sarkma ihtimalinin dahi söz konusu olabileceğini akılda bulundurmak gerekiyor. Bu paralelde bir kez daha hatırlatıyorum ki arkadaşlar gelen haber trafiklerine bağlı olarak anlık kararlar verilmemeli. Her nasılsa 5.85 üzerinde iki kapanış görmedikçe, 5.86 üzerinde iki kapanış görmedikçe 6 seviyesine doğru bir gidişatın net olarak yaşanabileceğini ifade etmek mümkün olamayacağı gibi yine 5.70 aşağısında kapanışlar görmedikçe de şu yükselen trendin kırıldığı veya bozulduğu anlamına gelen bir sonuç çıkarmak mümkün olamayacaktır. Arkadaşlar önümüzdeki 2 saatlik süre için tablonun ne olduğuna bakalım isterseniz. Pivot seviyemiz 5.82-65 seviyesini göstermekte. 5.82-65 seviyesi üzerinde kalındıkça 5.84 ardından 5.86 ve bu seviyede aşılacak olursa yükseliş nereye kadar devam edebilir sorumuzun yanıtını ise 5.88 seviyesi vermekte. Ancak bir kez daha hatırlatmak isterim ki 5.85-5.86'nın üzerine sıçramalarda kar satışlarının gelme olasılığını dikkate almak lazım. Zira geçtiğimiz haftanın verileri itibariyle yerleşik halkın son dönemlerde ve son haftalarda ciddi şekilde dolar alımı yaptığını, dolarize olduğunu biliyoruz. Geçtiğimiz hafta yaşanan bu yükseliş sebebiyle hane halkının 500 milyon dolar civarındaki bu çok küçük bir rakam olarak değerlendirilebilir. 180 milyar dolar civarında hane halkının bir rezervi bulunuyor, bir döviz tevdiatı bulunuyor. 500 milyon dolar civarında bir satış yaptığı ve haftalar sonra ilk defa hane halkında bir satış eğiliminin gözlendiğine tanık olduk açıklanan Merkez Bankası rakamları itibariyle. Bu durumu da dikkate almakta yarar bulunuyor. Artık 5.86 aralığında bir miktar dolarizasyondan çıkmak, kar satışı yapmak şeklinde bir eğilimin gündemde olabileceğini hesaplara katmakta yarar bulunuyor. Değerli arkadaşlar bir de borsaya bakacak olursak borsadaki tablonun ne durumda olduğunu sizlere arz etmeye çalışayım. Borsa için arkadaşlar hafta sonu vermiş olduğum analizlerde veya son vermiş olduğum analizlerde 98.850 seviyesinin önemli bir direnç konumunda olduğunu ve 96.400 üzerinde kalınır ise eğer bu seviyeye kadar bir atak olabileceğini ifade etmiştim. Zira arkadaşlar 98.850 seviyesi şu çizginin sınırlamış olduğu bir noktaydı. Geçtiğimiz günlerde de bu seviyenin üzerine yöneldik ama maalesef ki başaramadık. 95.000'lere kadar geri dönüş yaşandı. Bir kez daha bu atak yaşandı ama dün arkadaşlar 90
8.661 seviyesine kadar bir yükseliş olmasına rağmen bu direnç yine etkisini gösterdi ve tekrar 95.000'e doğru bir geri dönüş eğiliminin gündeme geldiğine tanık olmuş durumdayız. An itibarıyla arkadaşlar endeksin 96.000-97.150'ler seviyesinde olduğunu görüyoruz. Takip etmemiz gereken en önemli destek %50 seviyesine denk gelen 96.664 seviyesi arkadaşlar. 96.664 seviyesini yakından izlememiz gerekiyor. Şayet bu seviyenin destek konumu işe yaramaz ise, bu destek kırılacak olur ise 95.000'e doğru ilk etapta yeni bir geri çekilme eğiliminin gündeme gelebileceğini ifade etmemizde yarar bulunuyor. Peki veriler bu durumu destekliyor mu arkadaşlar? Bir de buna bakalım isterseniz. Şu an itibariyle değerli dostlar, en fazla para girişi yaşanan hisseye baktığımız zaman Petkim hissesinde 60 milyon civarında, dün de önemli bir para girişi vardı, bugün de önemli bir para girişi yaşanmakta ve Petkim an itibariyle, bir güncelleme yapalım isterseniz arkadaşlar son veriler itibariyle. Evet, an itibariyle 1.27'lik bir değer kazanımı içerisinde. Türk Hava Yolları son günlerdeki para giriş eğilimini devam ettiriyor. 8.5 milyon civarında para girişi var ama an itibariyle negatif konumda, bir maçta bir para girişi görmekteyiz. En çok para çıkışı yaşayan hisselere baktığımız zaman ise Garanti Bankası endeksin lokomotif hissesi konumuyla %2.64'lük değer kaybı yaşarken aynı zamanda 44 milyon civarında bir para çıkışı yaşanıyormuş. Akbank'ta yine 13 milyon civarında bir para çıkışı var. Tüpraş'ta ise 8.7 milyon civarında bir para çıkışı yaşanmakta. Arkadaşlar bu an itibariyle en çok hangi kurumların alım satım yaptıklarını bir değerlendirmeye çalışalım isterseniz analizimizin son kısmında. Saat 15 itibariyle değerli dostlar en çok satış yapan kurum Merrill Lynch olduğunu görüyoruz. Son günlerde sürekli olarak satış eğilimi içerisinde olduğunu vurgulamıştım. 111 milyon civarında bir satış olduğunu görmekteyiz. Credit Suisse'in ise 59-60 milyon civarında bir satışı var. Yine yatırım finansın ve Deutsche'nin satıcı tarafında olduğunu görüyoruz. TEB yatırım 90 milyon TL'lik alımıyla bu durumu karşılamaya çalışıyor. İş yatırım ise 60 milyon civarında bir alımı bulunuyor. Alıcılar ve satıcılar arasındaki farka baktığımız zaman ilk 5 kurum bazında alıcıların 16 milyon civarında artıda olduğunu görüyoruz. Ama şuradaki diğer sütununda gördüğümüz satıcılar cephesinin diğer sütununda gördüğümüz 123 milyon civarındaki rakam diğer kurumlarında satıcı tarafında olduğunu bize yansıtmakta. Yabancı takas oranına bir de bakalım isterseniz sevgili arkadaşlar. Yabancı takas oranında her zaman söylemiş olduğum gibi takas oranı aşağı giderken şayet endeks yukarı gidiyorsa tehlikeli bir durum vardır demek lazım. Bugün haricindeki son 2 günde yabancı takas oranında aşağı eğilim var ama endekste yukarı bir eğilim vardı biliyorsunuz. İşte arkadaşlar sürekli vurguladığım üzere endeks yukarı giderken yabancı takas oranı azalıyorsa yabancı yukarı atakları satış eğilimi olarak değerlendiriyor şeklinde yorumlamak gerekiyor. Dünkü alımlar nedeniyle yabancının bir miktar takas oranında artış varmış gibi görülse de 0.12 gibi çok ufak bir rakam, bugünkü satışlar sonrasında bu rakamın da tekrardan aşağı doğru inebileceğini dikkate almakta yarar bulunuyor. Genel anlamda biz haftalık bazda, yani içinde bulunduğumuz hafta itibariyle tabloya bakarsak biraz daha sağlıklı bir veri elde etmiş olabiliriz. Arkadaşlar hafta itibariyle %0.19 civarında yabancı takas oranında bir azalma eğiliminin olduğunu görmekteyiz. O halde endeks adına kısa vade itibariyle, bugün itibariyle, bugün yarın itibariyle 96.400 seviyesine yakından dikkat etmemiz gerekiyor. Bir diğer önemli husus ise arkadaşlar yarın Avrupa borsaları kapalı olacak. Zannediyorum ABD de kapalı olacak, bundan emin değilim ama önemli endekslerin kapalı olması sebebiyle bugün eğer günü negatif bir şekilde kapatacak olur isek yarın piyasanın kapalı olması nedeniyle daha farklı ekstra bir sebep yok ise eğer güne alıcılı başlanması ve sınırlı bir tepki olması beklenebilir. Bu sebeple akşam saatlerine doğru, seansın kapanışına doğru endeksteki geri çekilme durumunu dikkate almak ve de yarın bir tepkiyle güne başlama ihtimalini dikkate almak mümkün olabilir. Tabii ki bu tamamıyla
stratejik bir yaklaşımdır. İlla ki günü çok negatif veyahut da yarını mutlaka tepkiyle başlatacağız şeklinde bir ifade kullanmak mümkün değildir. Ama genellikle bu tarz durumlarda piyasaların, Avrupa piyasalarının kapalı olduğu zamanlarda bizim endeksimizde de bir rahatlık olabiliyor. Ama dediğim gibi ekstra bir haber trafiği, ekstra bir olumsuzluk olmamak şartıyla. Endeks şu an itibariyle 99 bin yakınlarından bulduğu, görmüş olduğu tepkinin etkisi altında. Şu an 96.400 üzerinde tutunuyoruz ama bu seviyenin aşağı yönlü kırılma ihtimali, 95 bine doğru ilk etapta geri çekilme riskimiz her geçen an, 97 bin aşağısında kaldığımız her geçen an daha da artacaktır. Bunu da yatırım danışmanlığı kapsamında olmamak kaydıyla grafiklerin bizlere anlattığı tablo itibariyle ifade etme ihtiyacını hissettim. Değerli arkadaşlar, iyi bir gün diliyorum. Akşam gece saatlerinde daha ekstra yorumlar, daha ayrıntılı yorumlar yapmak ve görüşmek üzere. Hoşça kalınız, selamlar, saygılar.